Uzatma bağı. Tekrar merhabalar. Arkadaşlar, müzikte uzatma bağı iki tane yan yana gelen aynı notayı, aynı isimli, hatta aynı notayı, yani oktav farkını da kabul etmiyoruz. İki tane aynı notayı bağlayan bağ diyoruz. Bunun amacı aslında birinci notanın değerini, uzunluk değerini arttırmak, uzatmak. Bunun kabartma yazıdaki işareti önce bir dördüncü nokta, sonra da C harfi. Normalde liaison, yani hece bağı C harfiydi, yani tek çizgiydi. Ondan ayırmak için bunu iki karaktere çıkarmışlar. Birinci olarak bir dördüncü nokta koyuyorsunuz, hemen yanına C koyuyorsunuz. Bunlar da kesinlikle hani ilk notanın arkasına bitişik olarak konuyor ve ondan sonra diğer yeni nota geliyor. Yeni nota aynı ölçüdeyse tabii o da hece bağından sonra, C harfinden sonra bitişik oluyor, ama yeni nota sonraki ölçüdeyse ölçü geçtiğini ifade etmek için bir tane boşluk bırakıyoruz. Yeni ölçünün başında o önceki ölçüde uzatılmak isteyen notanın tekrar tabii yazılması, yani yazılıyor nota zaten burada var oluyor. Şimdi bunu elinizdeki kabartma küçük kılavuzda sizlere No 13 uzatma bağı diyen satırın altında küçücük bir örnekle gösterdim. Bakın orada arkadaşlar önce bir ikilik do görüyorsunuz. İkilik, iki vuruşluk, yani N harfi. Arkadan bakınız bir dördüncü nokta ve C var. Yani bir uzatma bağı var. Sonra hemen bir tane dörtlük, yani bir vuruşluk do notası geliyor. Dağ hecesi yani bu. Kabartma kısaltmayı bilenler oradan hatırlayacaklar. Şimdi bakın ne oldu? Bir do koydum iki vuruş. Arkadan bir uzatma bağı koydum ve bir vuruşluk do koydum. Arkadaşlar bu iki do, iki vuruşluk ve bir vuruşluk do aslında artık birleştiler ve üç vuruşluk bir do oldular. Yani onu şöyle çalacağız. Bakın. Do. Solfej yapayım. Do. Eğer o uzatma bağı olmasaydı şöyle çalacaktım. Do. Do. Yani iki vuruş do çalacaktım, söyleyecektim. Bir de bir vuruş ayrıca do çalıp söyleyecektim. Ama şimdi ne yapıyorum? Do diye 3 vuruş olarak çalıyorum. Peki diyeceksiniz ki Kerim hocam, bunun tek başına 3 vuruşluk do yazmaktan bir farkı var mı? Evet, yok. Bu tercih meselesi arkadaşlar. Ben şunu da yapabilirdim. Hani daha önceki konularda öğrendik. Noktalı notalarımız vardı bizim, değil mi arkadaşlar? Ne yapardım? 2 vuruşluk do mu N harfini koyardım. Yanına bir 3. nokta, yani bir nokta atardım. Yarısı kadar arttırırdı değerini ve bu 3 vuruşluk notu olurdu. Hayır, bu sefer böyle yapmışız. Yani bu da bir yöntem. 4C ile uzatma bağı koyuyorum ve yanına bir vuruşluk do koyuyorum. Toplam yine aynı şekilde 3 vuruş do kesintisiz olarak çalıyoruz. Şimdi devam edelim. Arkadan bir tane bakın. Dörtlük R var. Yani do R oldu. Hani orada ölçü bitti. Artık burada bir ölçü kavramı yaptım size. Sonra arkadaşlar, yani dolayısıyla bir ölçü boşluğu oldu orada. Ölçü arası boşluğu. Sonra bakın orada bir birlik, yani 4 vuruşluk mi var. Di hecesi. Kısaltma olarak düşünürseniz. O 4 vuruş sürüyor ama bitmiyor. Doyamıyor. Hemen yanına bir 4C koymuşuz. Yani hece bağı koymuşuz. Ve tekrar ölçü boşluğu gelmiş. Ve arkadan bir tane daha birlik, yani 4 vuruşluk mi'miz var. Burada arkadaşlar bu 2 mi zaten hani 8 vuruşluk bir nota yok, ama müzisyenin amacı burada 8 vuruşluk bir mi notası çaldırmak veya söylettirmek olmuş. Bunu da ancak hece bağıyla yapmış. Şimdi hani biz henüz parçaların başına bir usul sayısı koymuyoruz. 4 dörtlük, 2 dörtlük, 3 dörtlük gibi, ama burada 4 dörtlük gibi düşünün. Birinci ölçü do
idi. Ölçü bitmişti. 4 vuruş bitmişti orada. İkinci ölçüden itibaren bir 4 vuruşluk bir mi söylüyorum. Hiç susmuyorum. Üçüncü ölçüde de bir 4 vuruşluk daha mi söylüyorum. Onlar ikisi birbirine uzatma bağıyla bağlandığı için 8 vuruşmuş gibi çalınıyor. Yani şöyle mi bakın 8 kere elimi dizime vurdum ve kaldırdım. Piyanodan duyalım. Do re mi. Bakın 8 tane saydım. Parmağımı da mi'den kaldırmadım. Piyano tuşundaki. Böylece uzatma bağını tarif etmiş olduk arkadaşlar. Aynı ölçü içinde de kullanılabiliyor uzatma bağı. Ama ölçüden ölçüye bir notayı uzatmak için de kullanılabiliyor arkadaşlar. Mürekkep yazıda hece bağı yine bir yay işareti olarak kullanılıyor. Yani mürekkep yazıda bizim 4C veya C gibi bir ayrım yok orada. Hece bağı da uzatma bağı da aynı şekilde yay işaretiyle gösteriliyor. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.